15 Şubat, 21 Şubat değerli yengeç burçları nasılsınız? Evet, bu hafta çok güçlü ve keyifli bir haftaya başlayacaksınız. İş dünyanız, verdiğiniz imajınız, aldığınız enerjiniz, şöhretiniz, yetenekleriniz, başarılarınız hep zirve yapacak bir hafta olacak. Çok güzel gelişmelere tek 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 inceleyip kendi yapmak ve başarmak istediğiniz kapıların hızlı bir şekilde hayatınızda verimliliği olacak. Ve uzun süredir kendi işini kurmak isteyen ya da ortaklı iş düşünen yengeçler için start dönemi başladı. Hayal ettiğiniz ve tek başına ya da ortaklı iş sancılı uzun süredir korkularınız vardı. Yapayım mı yapmayayım, artık bu sancılı dönemi doğuma doğru çevirmeniz gerekiyor. Evet, burada yapabilir başarıyı sağlayacaksınız. İçten ve Rabbimden isteyin. Tüm enerjiler bu ortakla ya da yapacağınız işte çok büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Telefon iletişimleriniz, devamlı diyaloglar, devamlı mailler, devamlı konuşma hakimiyetimiz olacak bu hafta. Yani o konuşmayı yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap derken gerçekten hafta çok hızlı diyaloglar içerisinde olacak. Hatta şunu demek istiyorum, projeleriniz, kafanızda düşündüğünüz şeyleri içinize doğru saklayın, projeleriniz çalınabilir. Yani hak ettiğiniz başarınızı başka biri çalabilir. O yüzden evrağınızı, dosyanızı vesaire şeyinizi mutlaka gizli tutmanız gerekiyor. Özellikle yakın kan bağı olduğumuz dayı, amca, teyze, hala dediğimiz akrabalarımızla alakalı uzun süredir yaşanan sorunlu problemler iyileşmeye doğru. Yani ne kadar iyileşebilir? Evet, haksızlıklar masaya yatırılacak, hakkınız olan adaletli noktada paylaşılacak ama daha birilerinin buna gönülden vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, bazı şeyler iyileşecek ama her iki tarafta da gönülsüz tavırlar söz konusu olacak. Yani mecburi gülümsemeler, miras için kırgınlıklar devam edecek ama mecburi diyaloglarda ne kadar özür tavırı da olsa aynı enerji içerisinde olmayacaksınız. Özellikle sevgilinizle alakalı kafanızda soru işaretleri vardı bazı yengeç burçların, devam edeyim mi, etmeyeyim mi, bitsin mi? Bu ilişki evliliğe doğru hareket edecek ve çok da mutlu olacağınız doğru insanın elini ve tavrını tutacaksınız. Uzun süredir ilişkisi olmayan bazı yengeç burçlarında evet sevgili arayışınız var ve çok seçici bir tavrınız var. Herkesi kolay kolay hayatınızın içerisine alamıyorsunuz. O yüzden biraz bu konuyu dinlenmek istiyorsunuz. Evet, biraz daha dinlenin. Doğru kalp sizin boş olan enerjinize gelecek ve doğru aşka yelken açacaksınız. Sadece ve sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Evli yengeç burçlarında ailelerden kaynaklı sorunlar, eşinizin ailesi, kendi ailenizden kaynaklanan sorunlar biraz ilişkimizi yıpratıyor olabilir. Artık mutsuzluklar had safhada. Biraz ilişkiyi toparlamaya ihtiyacımız var. Çocukların evde olması, yani derslere yetişememek ve maddi bazı sıkıntılar sizi çok yormaya başladı. Ben böyle bir evlilik hayal etmedim diyen, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Böyle yengeçlerde bir huzursuzluk, mutsuzluk var. Bence baş başa bir enerjiye ihtiyacınız var. Evliliğinizde sadece para eksikliği var ve birbirinizi tanıma eksikliği var. Uzun süredir baş başa geçiremediniz çünkü. Evet, bazı yengeç burçları özellikle toprak yatırım niyetini içerisindesiniz ama ufak bir parayı var. Ev mi alayım, araba mı alayım kararsızlığı içerisindesiniz. Biraz daha bekleyin. Bu karar için belki Mart'a ihtiyacınız var. Şu an acele etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak özellikle kemik ağrınız, kemiklerle ilgili probleminiz, kırılmalar söz konusu olabilir. Dikkat edeceksiniz ve kan değerlerinizi, tansiyon ya da şekerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Özellikle gençlerde de baş ağrısı çok şiddetli olabilir. Bilgisayar ya da telefonla kaynaklı şiddetli baş dönmesi yaşıyor olabilirsiniz. Biraz bilgisayardan uzak kalması gerekiyor gençlerimiz. Bir de şöyle bir haritanızın enerjisine baktım. Vakit değerli yengeçler, aslında zirve yapacağınız dönemler hızlanmış. Sadece siz akıllı ve mantıklı devam etmeniz gerekiyor. Bir de uzun süredir birinden bir paranız var. Almak istiyorsunuz ama cesaretiniz yok. Verir mi vermez mi diye. Bence o para yarı yarıya verilecek. Yani 10 bin liraysa 3-3 ödenecek. 1 liraysa 300-300 ödenecek. O yüzden hayal ettiğim para parça parça gelecek diyorum değerli yengeç burçlarım. Evet, sizde de anne ile alakalı sağlık problemleri olabilir. Biraz onun şeker ya da tansiyon ya da
vücut şişmeleriyle alakalı alerjik reaksiyonlarıyla uğraşabilirsiniz. Bu sizi yorabilir. Sizin de evde özellikle mutfak giderleriniz ya da banyo giderlerinizle alakalı koku ya da bir su akıntısı gibi söz konusu, evinizin enerjisini değiştirmek istiyorsunuz. Son zamanlarda da dışarıdaki ışıktan rahatsız olan bazı yengeçler perde ya da tülleriniz ya da artık perdenizle ilgili bir karar değişimi içerisinde olacaksınız. Devlet alanında çalışan ve devletle ilgili beklediğiniz evrak ya da belediyeye girmek istiyorsanız bununla ilgili evraklarınız hazır olacak. Araya bir aracı girecek ve siz işinizle ilgili büyük bir aydınlanmayı yaşayacaksınız. Değerli yengeçler, evet. Sizin ruhunuz çok yorgun, mücadeleniz çok fazla var. Artık iyilikten maraz doğar dediğimiz evredesiniz ama artık Rabbim size iyilikleri getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Uzun süredir iş problemi yaşayan bazı yengeç burçları, sevdiğiniz bir dostunuzun aracılığıyla güzel bir iş kapınız olacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Allah'a emanet olun diyorum.